Contemporary İstanbul aslında hem Türkiye'deki sanat ortamı hem de sanatın piyasasının yansıtması olarak değerlendirebiliriz. Yani bir şekilde son 10 sene içerisinde tüm ortam olarak biz nasıl geliştiysek fuar bir şekilde ortamımızı, sanat piyasamızı yansıtıyor. Hangi açıdan yansıtıyor? Aslında şöyle diyebiliriz. 10 sene önce yani ilk Contemporary İstanbul'da başladığında İstanbul, Contemporary İstanbul aslında daha çok yerel odaklı bir sanat fuarı. Bu son 10 sene içerisinde bence en önemli göstergeler şu. Contemporary İstanbul gittikçe ve bu sene de bunu görüyoruz. Kurumsallaşıyor, profesyonelleşiyor ve gittikçe aslında uluslararası bir sanat fuar olmaya başlıyor. Yani çünkü günümüzdeki oranı %50 civarı. Yani bizim 102 galerimiz var orada. Bu %50 rakamı bayağı yaklaştık. Yani kalite açısından yükselen bir fuar, profesyonellik açısından da yükselen bir fuar ve ayrıca yani plugin gibi CI Dialogues gibi yan etkinliklerden dolayı oldukça çekici, yani ilgi çekici bir fuar. Bu fuarın her zaman hoşuma giden yanı İstanbul'un böyle bir sanat toplanma merkezi gibi oluyor. Koleksiyoncularımız, tanıdıklarımız, meraklılar, sanata yeni ilgi duyanlar, herkes bir şekilde burada eserleri geziyor, görüyorlar, sergileri görüyorlar ve galerilerin çıtası da her geçen gün yükseliyor. Şu anda gerçekten uluslararası bir fuar düzenlenmiş durumda. Her sene de bunu sanat dünyamıza sunan Contemporary Fuarına özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah herkesin mutlu olacağı çok güzel bir sergi olur. Bütün sanatseverleri de gezmeye bekliyoruz. Fuarın sürmesi özellikle gençlerin, liselilerin, üniversitelilerin, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçılarını beraber görmeleri, beraber ele almaları, kıyaslamaları, dünyayı keşfetmeleri, kendi vizyonlarını genişletmeleri açısından çok önemli. Tabii ki genç sanatçı adayları açısından da çok önemli. Onun için özellikle çağdaş sanata sıfır devlet katkısı olan bir ülkede ayrıca çok önem kazanıyor böyle bir fuar ve özel sektörün bu konuda yaptığı çabalar. Ben Türk sanatı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancı ve Türk galerilerin, Türk sanatçıların, yabancı sanatçıların izleyici tarafından rahatlıkla izlenebildiği bir yer. Her sene farklı galeriler, farklı sanatçılar geliyor ve yurt dışına çıkamayanlar için çok büyük bir imkan bu. Gelip burada birçok yabancı sanatçıyla, birçok Türk sanatçıyı bir arada buldukları, hem izleyebildikleri, hem tanışabildikleri, hem de eser satın alabildikleri bence Türkiye için çok önemli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Şu anda içeriye girdim ama gördüğüm kadarıyla çok etkileyici, dolu dolu. Her sene artan katılımla çok başarılı eserler sergileniyor. Ve de çok sayıda yabancı meraklısının geldiğini görüyorum. Bu da gurur verici Türkiye için. Yıldır kesintisiz katılan herhalde bir iki sanatçıdan biri olarak olduğumu geçen Ali Gürel söyledi. Her yıl tabii daha önce ilk yılında daha amatör bir ruhla başlamıştı. Genelde yerel galeri, Türkiye'deki galeriler ağırlıktaydı. Pek yabancı galeri o dönem yoktu. Şimdi bugün baktığımız zaman Marlboro Galeri'ye kadar dünyanın global galerileri, uluslararası önemli
fuarlara katılan diğer galeriler, bununla birlikte dünyanın önemli sanatçılarının katıldığı, uluslararası koleksiyonerlerin, sanat basınının, sanat tarihçilerinin ilgi gösterdiği uluslararası bir fuar olmaya başladı. Bu açıdan da tabii önemli. Türkiye açısından yani Türkiye'yi dünyaya tanıtan en önemli etkinliklerden bir tanesidir. Kutlamasını bu sene gerçekten bir kutlama gerekiyor. Çünkü kontemporary çok büyük bir görevi var. Bu sefer ben kendi heykellerimde de bu konu işletmişim. Zaten fedakarlık gerekiyor. Aralar. Yani var olması için bir bağ üretmek için ki burada bir sanat üretiliyor. Müthiş bir fedakarlık gerekiyor. Çok büyük bir görev bize düşüyor ve bir mabet oluşturuyoruz. O mabet çok kutsaldır. Dilerim ki devam eder. Ve EKF Art'a çok teşekkür ediyorum.